volkanik bir taşları olan bazalt, çevre düzenlemelerinin önemli bir unsuru haline geldi. Yerel yönetimler kadar müteahhitler de projelerinde bazalta ve küp taşa yer veriyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde faaliyet gösteren Doğanay Bazalt, iç piyasa taleplerini karşılaması yanı sıra ihracat da gerçekleştiriyor. Potansiyeliyle göz dolduran Ankara'nın Beypazarı ilçesi, madencilik sektöründe de potansiyele sahip. Beypazarı'nda faaliyet gösteren Doğanay Bazalt, volkanik bir taş türü olan bazaltta uzmanlaşıyor. Turan Şirketler Grubu akaryakıt sektöründe faaliyetlere başlamış bulunmaktadır. Bunun yanında lojistik hizmetleri vermektedir. Fakat şirket 2013 yılında maden sektörüne atanarak bu sektörde adını kendini duyurmaktadır. Bazaltın yanında granit mevcut Beypazarı'nda. Onun yanında et soda dediğimiz maden bölümü mevcut. Bunlara ilgimizden dolayı biz de pazar sektörüne adım atmış bulunmaktayız. Bazalt iş piyasanın yanı sıra dünyaca bir bilinen bir ürün olduğu için değişik ülkelere pazarlamamız, ihracatımız bulunmaktadır. Koordinatör Hatice Sarıkaya çalışma sistemlerini şöyle özetliyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Beypazarı'na 20 kilometre uzaklıkta dağda çalışma alanımız. Zaten makine sektörü üzerine değil de daha çok el işçiliği olarak çalışmaktayız. İşçi bunu balyozla ilk önce bir kendi göz hizasına göre parçalıyor. Parçaladıktan sonra ebatlandırılıyor. Küp taşı olarak, parke taşı olarak ebatlandırıyoruz biz bunu. Bazalt taşının tüm çeşitlerinin yanı sıra granit, küp taşı üretimi de yapılıyor. Kırmızı taşımız var. Bu yeni bir taşımız. Yine Beypazarı'nda üretim yapılmaktadır. Küp taşı olarak yapıyoruz bunu da. Tabii isteğe göre ebatlandırılıyor. Bazalt sert ve dayanıklı bir taş olduğundan özellikle zemin uygulamalarında tercih ediliyor. Bu taş dünyada en sağlam taştır. +400, -400 dereceye kadar dayanıklılığı vardır. Özellikle mesela eğimli kısımlarda kullanılabilir. Otopark alanlarına girişte, binalarda, çocuk bahçelerinde kullanılıyor. Özellikle yeni yapılan üniversitelerin bahçelerinde kullanılabilmekte şu anda yer döşemelerinde. Bazaltın çevre düzenlemelerinin önemli bir unsuru olması firmanın hizmet profilini genişletiyor. Bizim müşteri potansiyelimizi müteahhitler, mimarlar, inşaat sektöründe uğraşanlar, dış cephe kaplamaları, yani bu taşı döşeme ustaları bile bizden temin edebiliyor. Çünkü onların da bağlantılı firmaları var. Genellikle inşaat sektöründe gider. Türkiye'nin %80 iç piyasa taşını biz karşılıyoruz. Hatice Sarıkaya sözlerini noktalarken Beypazarı'nın taşını daha geniş kesimlere tanıtmak önceliğiyle yollarına devam edeceklerini söylüyor. Özellikle kırmızı taş üzerinde şu anda ağırlık veriyoruz bazaltla beraber. Çünkü ikisi de Beypazarı'nın taşı. Ürünlerimizin her zaman arkasındayız, her zaman arkasında durmuşuzdur. Hatalar olmaz mı? Olabilir. Ama onları biz telafi ediyoruz. Ederiz de her zaman. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok o konuda.